Bismillahirrahmanirrahim. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Allah Teala ularning qalblariga ve kulağıya muhur bastı. Muhur bastı degan Allah Teala. Yani, hatamallahu ala kulubihim. Yani tab'a aleyha ve istavsaqa fela yedhuluha hayrun. Allah Teala ularning qalblariga tabi' urdi. Tabi, yani hatim, muhur degani. Muhur urdu, vastavsaqa ve mahkem koydu, fela yedhuluha hayrun. Yani bu kalplerge yaşlı kirmeydi. Kalpler muhurlengendir. Karim, kalpler muhurlengen. Ve ala sem'ihim, ey mevazi'ihi ve kulak yerleri. Kulak eşleyen eşçilik. Sem'un diyen eşitmak diyeni ki sem'un, eşitmak diyen eşitiş yeri diyen. Eşitiş yerini ve kulak. Kulakları gehem. فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا يَسْمَعُونَهُ مِنَ الْحَقِّ Şunun güçler haktan ibaret buyan, eşitiyat duyan meselelerden menfaat hasıl kimiydiler. Kança eşitse eşitsin, kançanı davet kısız kılın, eşitlediler o, ama fayda hasıl kimiydiler. Şu yerden bazı netoğru çünüşlükler var. Allah Teala onların kalbine ve kulağına mühür basken, bazı ayetlerde geldi ki onlar eşitmeydi. Ama yaparsınız. Mesela deyin ki, ey Aleksandr, şu $100 sizi kim için çüşük kaldı dediniz? Ya, şey işledi onu. Ha? Özbekçanı bilmeseyim, şunu uğradı. Meleki deydi. Yani eşti yaptı ki. İmam-ı Suyut için geçer akıllı yaptı ki, bir yerde eşitçiden maksat, eşti fayda alıştık meselesidir. Buradan eşitse fayda almazsa eşitme kendik. Mesela bir ülkeye oğlu yatarsın. Bana falan istikliyorsunuz. Şimdi gözünü kırılsın ki bir kalap koyar da işini kılar. Ne dedi şimdi? Ey kar deyiz. Ha? Bilas mı sen bu karmaz? Kar kimye kadar yapan deyiz. Tünon dinden deyiz. Yani onu kardı hükmüye koyuyoruz. Çünkü gafizden istifada kımadı o. Çarpılar hem şunu deyik. Bu mesele malum da bazen ayet hadislerinde mumunlarla şunu diye tahdit kiraz. Mesela cümeye bormagan kişini kalbiga muhur basılar degan hadis var. Bazı adamlar soruyordu. Cümeye borması kafir bular degan hadis var eken şunu değil mi deydi? Yok öyle hadis yok. Ama kalbiga muhur basılar degan desiz. Ha. Bir şey yapamasa ki onda deydi. Yani, hani kafir dese onda kattır bulardı. Onu fikir ise muhur basılar dese onun için adli nasıyken. Ama onu demez. Kafirler kendi kafir böyle yaptı, kalbine muhur basılı yani geçiyor. Kaysi bir Müslüman doğrusu da, Fırat ayet hadiste, kalbine muhur basılıydı. Kulağına muhur basılıydı diyen misal, varmadan korkuyun, uzak duyun. Kalbiniz muhurlandı mı? Tamam. Peygamber davet kısayın faydakı neydi sizce? İsa Aleyhisselam'dı zamanında bu siz, Allah saklasın faydakı neydi İsa Aleyhisselam'dı davete nasihatı. Şunun için kalbimizi nihayet ihtiyat buluşturduğumuz gereği. Kalbimiz tahsillanuvchi bo'lsin. Haqdan, botildan emas. Avomlarning qalbi botildan tahsillanadi. Yolg'on qissalarni aytib bersangiz, ro'molchasini qo'liga olib, pishillab yig'laveradi. Qur'on hadisdan gapirsangiz, sizni ham gapingiz vahobiylarning gapiga o'xshayapti deydi. Bizning qalbimiz Qur'on hadisdan tahsillanadigan bo'lsin. Qalbimizni qattiq qilib olmaylik. Ba'zi insonlar bor, ta'sirli gaplarni eshitsa ham bezrayib o'tiraveradi. Tahsilden ne yaptı içine? Bildirmezlik hareket kılıyorlar. Bu caizmez mi? Ama ya kalbinizin muhurlanışına uyuz hareket kılıyoruz. Tahsillenin, yığılın Kur'an'a hadis teşkende. Dünya minasaki yığılıyordu ki insanlar. Ahiret için yığılaşlık yani. Ve ala ebisarihin gişavetun ve ulanın közlerini ongide gişavetun perde bardur diyordu. Şehirde bana ve'ale sem'ihim deyip tohtakeniz yaşı. Demek ki eğer tohtamasını tüketseniz ulanın kalplerine ve kulakları yani eşitçiliklerine ve közlerine muhur bastı diyen yoksa kalır. Ve haran gün değilmez. Muhur kalplerine ve kulakta buyen közge ise perde tartılgen. Ve lehum azabun azim ve ular için uluğ azab vardır. Karim. Ve lehum. Lam tahsis için bilesin. Mana shu kishilarga, shu kofirlarga xoslanib ulug' azob bor.
Addi bir azap emas, ulug bir azap, nihoyatda qattiq bir azap. Alloh saqlasin. O'tgan darslarda ko'p ko'rdingiz oyat hadislardan, ya'ni bu jahannamning azoblari qanday bo'ladi. Jahannamning o'ti shunchalik bir shiddatliki, dunyoni tog'lari hammasiga tashlansa, suvdek erib ketadi. Shu darajada shiddatli. Agar jahannamdan dunyo tarafiga ignani uchsa bir teshik ochilsa, dunyoni hammasini yondirib tashlaydi. Qani ignani uchsa bir teshik ochiladigan bo'lsa, shu yerdan chiqqan issiqlik dunyoni hammasini yondirib tashlaydi. Endi shu issiqlikni ichida bo'lishni tasavvur qiling endi. Shuning uchun Alloh aytayaptiki, ularga ulug' bir azob bordir deyapti. Nahvni yana bir qonunni eslanglar, valahum nima bo'lyapti? Xabar muqaddam bo'lyapti. Azabun azim muahhar bo'lyapti. Tahsis bo'lyapti. Ular uchun shularga xoslangan xos bir ulug' azoblar bor deyapti. Chunki eng katta nonko'rlik qildi ular. Eng badbaxt insonlardir. Inna shirka la zulmun azim. Alloh aytayapti, albatta shirk ulug' bir zulmdir. Nihoyatda azim bir zulmdir deyapti. Eng katta zulmga eng katta azob bo'ladi. La zulmun azimni muqobilida azobun azim bo'ladi. Tafsirda va ala bisorihim g'ishawatun ila g'itoun fala yusiruna al-haqqo. Ko'zlarining oldida parda bor, haqni ko'rmaydilar. Ko'zlari har narsani ko'raveradi, ammo ibrat olmaydi. Demak, bizning ko'zlarimiz ibrat oluvchi bo'lsin. Nimani ko'rsak, ibrat olaylik. Robbul alaminni tafsirda aytdi-ku, har bir narsa olamdir. Ya'ni Allohdan boshqa har bir narsa olamdir. Allohning yagonaligi va Allohning nihoyatda buyuk qudrat sohibi ekanligining alomatidir, dalilidir. Har bitta narsaga qaraganimizda ibrat olishligimiz kerak. Bu qachon bo'ladi? Ko'zimizning oldida parda bo'lmasa. Lekin parda turib qolsa, yaxshi narsalarni ko'rsak ham ibrat olmaymiz, yomon narsalarni ko'rsak ham ibrat olmaymiz. Shaytonga eshak bo'lgan holatda nafsimizga ergashib ketaveramiz. Mo'min kishi shunday bo'lmasligi kerak. Hayotingizdagi har bir narsadan ibrat oling. Tafakkur qiling. Tadabbur qiling. O'zingizni isloq qilishga harakat qiling. Borgan sari taraqqiyot qilishlikka, tuzalishlikka harakat qiling. Atrofingizdan ibrat olib yashang. Yaxshini ham ko'rib ibrat oling, yomonni ko'rib ham ibrat oling. Valahum azabun azim qawiyun daimun. Kuchlidir va doimiydir deyapti. Kofirlar jahannamda abadiy qolishadi. Kofirlar jahannamdan hech qachon chiqmaydilar. Ba'zi kishilar bor, jahannam bitadi, jahannamdan keyin kofirlar chiqadi degan buzuq aqidalar bor, bular botil emas. Noto'g'ri. Qur'on hadisga zid bo'lgan fikrlardir. Mana Alloh taolo kofirlarning masalasini ikkita oyatda hal qildi. Qani mukammal holatda. Da'vatni foyda qilmasligi qalblarigacha ularning holatlarini aytib beryapti, quloqlarigacha, ko'zlarigacha. Va ularning oqibati ertaga nima bo'ladi ularga? Bu ham aytilyapti. Dunyoda ham oxiratda ham ularga shunday ulug' azoblar bordir. Endi munofiqlarning masalasiga o'tyapti.